2022 Banko senin yılın olsun, yeni yılın kutlu olsun. Hediyen Tuttur'da almayı unutma. Tuttur'la Natspor yılbaşı keyfi başlıyor. Bu program hani yılbaşı özel eğlence programı ya. Dolayısıyla en çok konuşulan konulara böyle bir daha bir üzerinden geçelim. 2021'in en çok konuşulan meselelerine biraz daha sohbet edelim. Biraz da bu işin hani bu önemli konuların eğlenceli taraflarını da görelim istedik. Bu arada tabaklar boş, zannetmeyin ki hani böyle ortaya hindi gelecek. Yok, olan bu işte. Ama beklentisi ya var, hindi beklentisi hindi olan mı? Yok. Böyle yılbaşı mı olur mu? Mesela orada kaşar peyniri var. Bir portakal yer misin? Hani bunu nasıl yiyeceğiz diye soruyordum. Ben mandalina yerim. Mandalina. O bayağı bir uğraş. Portakal nasıl yiyeceğiz? Enteresan yok. Kenarından kopar hafif. Yalnız yönetmenimiz sana eğilmeyeceksin dedi ya, ona biraz dikkat et. Evet. Eğilmeyeceksin dedi. Portakalı nasıl alacağım ben abi? Yani bunun özel bir şeyi var mı? Bana onu bir göstersen. Kürek var. Fırıncı küreği. Onu vereyim de. Altta. Evet. Bu sene 2021'in en çok konuşulan konularından bir tanesi de, bence önemli konulardan bir tanesi de, Fatih Hoca da çok konuşuldu. Fatih Hoca aldığı cezalarla, işte Galatasaray yönetiminin ortaya koyduğu tavırlarla, işte o tavırların arkasındaki adam olarak konuşulması vesaire, Fatih Hoca da çok konuşuldu. Genç bir takım ve çok Avrupa'da özellikle çok başarılı performans ortaya koyan bir takım ortaya çıkardı Fatih Hoca, ama çok gergin demeçleri de oldu 2021'de. Yani Fatih Hoca için nasıl bir yıldı sizce, şöyle bir genel olarak baktığımızda? Ben şahsen şokum. Çünkü Fatih Hoca halı sahada oynasa kazanmak ister. Ayak derisi öyle oynadık 2016'da kaç kere. Hırsını bilen insanlarız. Hiç kazanamadık. O maçı bile kaybetmek istemez. Bak, bir dakika, ayak derisi oynarız sonuç Fuat abi. Söyle. Evet, ayak derisi oynarız, kazanır. Akşam kaybeden takımda oynayanlara böyle yapar. Akşam yemeğinde. Arkadaşlar maç ne oldu diye sorar. Bak, bu kadar hırslı. O yüzden bu ligdeki İyi Fatih Hoca ve Galatasaray takımını... Oynadım. Ben anlıyorum. Çok çok teknik, inanılmaz. İyi oynar. Sağ ayak dışı, sol ayak dışı. Tuncay Şanlı'dan iyi yani, orası net. Ama ona rakip oluyordu. Biz rakip oluyorduk genelde. Tuncay Şanlı'nın koşucusu olabiliriz ama Tuncay Şanlı ile beni yenemezsiniz ayak derisinde diyor. Tuncay Şanlı, ben Emre Belözoğlu, Metin Hoca, Oğuz Hoca, Fatih Hoca yenemedik. O takım Avrupa üçüncüsü oldu. İşi biraz mücadeleye dökseydiniz abi. Ama orada şimdi siz çok savaştık ama olmadı. Ya hiyerarşik bir şey yok abi. Orada ben de çıktı mı kazanmak isterim yani. Hiç anlamam. Şike yok yani. Yok abi, ben de anlamak istiyorum. Yenemedik abi. Ya bildiğin yenemediniz yani. Yenemedik işte, ama gittik 40 gün sonra Avrupa üçüncüsü olduk. Metin Hoca da iyi oynar ama. Oğuz Hoca. Oğuz Hoca da iyi oynar. 3 tane Oğuz klas Hoca, var. Oğuz Hoca Zidane'ın başka modeli. Oğuz Hoca şeyde 5-2 de çok iyi. Kim dayanabilirdi Fatih Hoca kadar bu kadar kötü gidişata? Türkiye'de var mı böyle bir teknik direktör? Sanmıyorum. Sergen Hoca. Sergen Hoca'nın kupayı kaldırdıktan sonra, ki lige de iyi başladı Beşiktaş birkaç bence maç. Bence bir daha da gelmez ama böyle bir şey. Yani aynen öyle. Değil mi? Kupa kaldırdıktan ve birkaç maça iyi gittikten sonra ayrılmasıyla iyi gidişatı arasında 10 hafta falan var. Fatih Hoca'nın kulübede olmaması da Fatih Hoca'ya yazar. Neden kulübede yoksun? Bir sebebi var. Neden? Yani takım bu sürece girecekken, sen 3 senelik plan demişken, gençken, ligdeki konumun böyleyken bir de takımı kulübede yanlış bırakma. Ne zaman atıldı Fatih Hoca? Sağ kenarında İlk çok de değil ama oynadı. Biliyor musun abi? Geçen bir istatistik çıkarmışlar. Fatih Hoca'nın şu kadar kulübede olmadığı da bu kadar sezon yok, bir sezonu neredeyse. Yok ya. Bir sezonu çok, yok. Çok ciddi bir şey yani. Fatih Hoca'nın olduğu soyunma odasıyla Fatih Hoca'nın olmadığı soyunma odası arasında dağlar kadar fark vardır abi. Net. Orada hava başka türlü eser yani. Tümer abi, kaç sene Türkiye Süper Ligi'ni takip ediyorsun değil mi? 18. hafta Galatasaray liderin 21 puan gerisinde. Gördün mü? 35 senelik sadece son 35 senelik. Gördün mü? İlk defa sadece Galatasaray değil bu arada. Beşiktaş. Başka bir lig oynuyoruz. Beşiktaş 20. Başka Fenerbahçe. Bir lig oynuyoruz abi. Başka bir lig oynuyoruz. Çok enteresan. O zaman ya. Soru belli. 3 senelik projeyi bitirebilir mi sizce? Bak, ben... Gidişat zor gibi. Benim 10. senem yorumculukta, sana şunu şu kadarını söyleyeyim. Ben...
3 senelik en az 50 tane proje gördüm 10 sene içinde. Başka isimler tarafından. Kontrat? 5 senelik kontrat, 4 senelik kontrat. Şu hocamızın arkasındayız yalanından da artık bir bazı. Sen hep dersin. Hocamızın arkasındayız. 2 hafta içinde paket demek. Tabii. Gitti. O gidiyor demek. Gitti. O, ama 3 senelik projeyi bitirmek sanırım eğer nasip olacaksa sadece Fatih Hoca nasip olur. Peki Sergen Hoca'yı biraz açalım. Sergen Hoca da 2021'in önemli konu başlıklarından bir tanesiydi. Sık sık gazetelere manşet oldu. Ya Sergen Hoca hepimizin arkadaşımız yani. Beraber oynadık. Sizin beraber oynadığınız. Tumar abi daha çok oynadı. Benim birlikte çalıştığım ve hani çalışmaktan da çok mutlu olduğum, gerçekten performansıyla ve disiplin, iş disipliniyle de çok takdir ettiğim. Bak çok tuhaf çok bir enteresan şey söylüyorum. İş disiplini sadece Fuat abi de var. Gerçekten öyle. Ben bir tek senden duydum mesela. Evet ya, ben de bir tek senden duydum. Sana denk gelmiş olabilir. Fuat abi. Enteresan mesela. Fuat abi işin yani. Hani yorumculuk tarafı. Senden kaynaklanıyor olabilir mi bu? Ya bilmiyorum. Baksana ceket ama... gömlek giyindim Fuat abi yayında diye. Fuat abi buradan kalktıktan sonra bizim arkamızdan da böyle söyleyecek misin onu çok merak ediyorum. Tabii ki. Erman ceket ya, gömlek giyindim Fuat abi var diye baksana. İş disiplini güzel bir özellik. Bence Sergen Hoca'nın olayı da Fuat abiden kaynaklı. %100 yani. Bence de. Benim mesela çarşambaları program oluyor ben salıdan hazırlanmaya başlıyorum. Ben disiplinliyim aslında ama Fuat abiden dolayı artık. Ya sen yok. Çok şanslısın ama. Öyle bir şey olmaz. Düşün, bir gün 24 saat evinden programı hazırlanıyorum. Uyuyamadın mı dün akşam? Evet yani uyuyamadım. Aynı maç öncesi gibi. Evet abi. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. O psikolojiye soktu o yüzden Sergen Hoca da bence Fuat abinin yanında disiplinli ama hocalıkta da futbolculuğu gibi disiplinli olduğuna çok inanmıyorum ben. Ya olmadı zaten. Yani Fuat abi başarısız. Bence olsun. Geçen seneyi bak, eğer göz ardı etmeyelim. Başarısız değil ki Beşiktaş'ta bir kere yapmak çok önemli değil. Geçen sene bir nereye gidiyor benim ya. Şimdi mesela burada sen... Yine dönmemiz lazım değil mi oraya? Hocalıkta Sergen Hoca'nın... Tümen abi sen bana bakınca Pereira'yı görüyormuşsun. Olabilir. Olabilir. Bana bakıyor Pereira'yı görüyor. Fenerbahçe. Çünkü mesela Pereira'nın da çok disiplinli olduğu söyleniyor mesela. Abi. Kendi ifadeleri de şöyle değil mi Serhat? Yatıyorum kalkıyorum Fenerbahçe. Evet. Gece gündüz Fenerbahçe diyor. Ailemi Portekiz'de bıraktım. Dedim ki yapma bu kadar. Güzel bir şehir İstanbul. Çiftliğe dedim yani. Demişsen, tamam biraz kafan da alsın. Bu şartlar altında burada kalmış. Ne demiş ailesi? Sen dedin ya aileyi Portekiz'e bıraktım dedi. Ailesi kendi hani hiçbir gitti teknik direktör ailesini bırakmıyor çünkü. Kendi gitti. İlk ailesi Pereira kendi bıraktı. Gitti kendi. 20 puan fark var. Biz gidiyoruz dedi. Sen burayı toparlarsan biz geri geliriz dedi. Bu ne yani? Rahat edemeyiz. Dışarı çıkamayız. Tabii yani. Onlar önceden toparlasan onu, yani Pereira için aslında iyi bir şey bu. Ailesi de biraz onu motive etti. Her şeyini Fenerbahçe'ye verdi yine olmadı. Kurtaramadı yani. Fenerbahçe'yle yatıyorum, Fenerbahçe'yle kalkıyorum diyor. Buna gerek var mı abi? Şimdi Avrupa'da dünya çapında futbol oynadın. Sen oynadın Tümen abi. Yok ya. Bu kadara gerek yok. Gerek var mı abi? Şimdi sen söyledin. Yani ben İstanbul hiç... güzel şehir dedim. Çık biraz gez kafan dağılsın. Çok biraz güzel söylemişsin abi. Şimdi ben bazen televizyona bakmak istemiyorum. Nagelsmann genç bir hoca doğru mu? Bayern Münih'te şimdi adam hiç... Sen Avrupa'da duydun mu? Ben Bayern Münih'te yatıyorum kalkıyorum. Aileyi çocuğu yolladım başka bir yere. Ben duymadım. Böyle bir şey olmaz ki ya abi. Dünyayı yaptık. Bugün bu çekimi yapıyoruz. Şimdi telefonla Müjdat arıyor. Akşam yayına gideceğim ya. Benim kafa gitti mesela. Yarın kimse bana ekrana baktıramaz yani. Yeşile bakmam. Bakmam abi yeşile. Tabii. Twitter'da bakmam. Futbolda ama yarın bakmam. Program olmasına rağmen bir daha düşünsen bu sefer kafayı yer insan. Yer abi biraz uzaklaşmak lazım yani. Yer. Tabii. Bence Pereira'yı yiyen de bu oldu ama. Yani kendi zaten egosu ayrı o. Herkesin bir egosu olabilir Tümer abi. İyi ego var, kötü ego var. Şimdi evet. Kötüye giderse onu bilemem. İşte Mesut'la ben sadece şunu eski bir futbolcu olarak şunu gördüm. Hoca oyuncu arasında problem var abi. Bu yine en başında var. Yine geldik Pereira'ya gördün mü? Sergen Hoca'ya geçemiyoruz bak. Yine geldik Pereira'ya. Ya Sergen yaptı iki kupayla. İki kupayla. Serhat doyamıyor. Sana maske ama Pereira'yı Pereira maske gerekiyor. Düşünsene Pereira maskesine geliyor. Göztepe maçından Serhat Göztepe maçından Pereira gitti ben geldim. Göztepe maçından bugüne kadar ayrılık sürecine kadar İrfan'ı oyundan alması iyi bir İrfan'ı Göztepe maçının ilk yarısında iyi oynadık demesi. İrfan'ın ceza almasının sebebi de Pereira. Sinirlendirdin. Şaka yapmıyorum değil mi? Sanki. Tamam. Sergen'e geçelim abi. Sergen'e geçelim. Vallahi. Yok bence. Vallahi geçelim. Bence geçmeyelim abi. İçini döksün. İçini döksün ya. İçini dökün. Evet dök içini Serhat. Bence İrfan da o yüzden ceza aldı.
O kadar da değil ya. Dur önüne eğildin. Ha? Eğildim abi. Ama İrfan'ın olayı devre arası. Ben de eğildim. İrfan oyundan çıktıktan sonra kaldık geldik önümüze eğilmeyeceğiz diye ya. Ben daha bahsedemedim arkadaş. Ya iki kupalı Sergen Yalçın Pereira kadar kredisi olmadı be. Şu an Sergen Hoca'yı alsa Ali Koç %70 hayır demez biliyor musun? Demez. Bence. Niye abi? Bir merak ediyorum. Altına da yazsınlar yorumlarını. Bak, bence ben Sergen Hoca'yı... Sen der misin? Ben Fenerbahçe'de oynadın. Evet, hayır der misin? Evet. Bak bu enteresan. Şimdi ben Serhat'ı dinlerim. Serhat. Neden hayır? Serhat. Tamam, söyleyeyim. Serhat, neden önce hayır? Bir soru soralım Nihat'a. Sor. Sen Sergen Hoca'nın evet diyeceği kanaatinde misin? İşte ben diyebilir. Benim şüphem var. Diyebilir. Ya diyelim ki futbolculuk hani zaman. Serhat'cığım hemen cevap ver. Tamam. Tümer abi diyebilir. Beşiktaş'ta oynadı mı? Fenerbahçe'de oynadı mı? Şu anda o kriterler. Galatasaray'da oynadı mı? Şu anda o kriterler. Trabzonspor'da oynadı mı? Geçerli değil şu anda o kriterler. Şu anda başka bir kriter var. Bilmiyorum. Tamam diyelim ki Sergen Hoca evet dedi, tamam mı? Gidebilir. Fenerbahçe teklifi evet dedi. Bence yanlış abi. Fenerbahçe zaten problemli. Sergen Hoca da problemli bir süreçten çıkma. Ayrılmadı mı? İki kupa var 4 ay önce. 4 ayı boş ver. Şu an güncele bak. Çok iyi bir kadro var. Geçen seneden elinde belki 5 kat daha iyi bir kadrosu var. Doğru mu? Geçen sene bu bir tek gezer var. Bu kadroyu yönetemez mi sence? Mesutlu, İrfan, yönetebilir, Sosa'da, yönetebilir. Pasta, o ayrı. Ama şimdi böyle bir süreçten çıkmış hocayı niye alıyoruz ki biz? Serhat. Bir düzgün hoca istiyorum ben. Düzgün ben kimi istiyorsun? Mesela Löw'ü konuşuyoruz ya. Ha. Ben Löw'ü ilk söyleyenlerdenim. Bak kısa dönem çare dediler. Neden ya, Löw? Bak kısa dönemde ben davam aladım. Ben başkan olsam. Bak, bu şu an sezon sonuna kadar davam aldım. Davam'la çalıştık mı dedi mi Tümer abi? Abi bak starlarla çalışabilen adam ne dedi? Ya? Çok iyi dedi. Abi her gün röportaj yapıyor. Star yönetimi dedi bak çok önemli. Herkes söylemiyor mu? Star yönetimi abi. Şimdi takımda aynen star varsa ona göre bir hoca seçeceksin. Star ağırlığı çok olmayan bir takımda ona göre hoca seçeceksin. Ben Sergen Yalçın'ın starlarla, star yönetir, yıldız oyuncularla hiç problem yaşayacağını tahmin etmiyorum. %100 katılıyorum. Pereira'dan niye program 3 kat oldu? Daha olmadı. 3 kat daha yaşamadığı yine anlamına yaşamıyor gelmez. Abi, yine yaşamıyor. En azından basın ayrıldı o zaman abi. Pereira gibi mi? Pereira gibi mi? Hani oynatmadığı yıldız. Pereira gibi olduğunu söylemiyor mu? Hayır değil. Ya. Bana göre Ali Başkan'ın Sergen Yalçın'ı ikna etme becerisi olur. Yani çok rahat ikna eder. Yıldız oyuncu yönetimi büyük takım teknik direktörler için bence bir numaralık kriter. Doğru. Ben Sergen Yalçın hiçbir yıldız oyuncuyla büyük problemler yaşadığını görmedim. Adem Laiç'i büyük yıldız sınıfına koyuyorsanız o zaman başka, o da zaten kendi içinde. Ama onu da kazanmak istedi. Onu da onun için de uğraştı. Ya. Ben evet, Sergen Yalçın'ın işi göreceğini düşünüyorum. Adem Laiç'e verilen şans şu anda bana verirse ben dönerim futbola. Oğuzhan'ı da kazanmak istedi. Bak yeminle dönerim. O kadar şans bulacağım bilsem dönerim ben. Beni alır mı Fenerbahçe? Benim de bir yarım kalan hikayem var. Yarım kalan hikayeyi hep topluyorlar ya. Belki ben de oynarım bir dönem. Ben sana bir şey söyleyeyim. Seni 4-2-3-1'in o üçlünün sağında direkt koyarım şu an. 3-4 kilo vermiş halin, 3 ay itma yapmış halin, o boğa geri döner. Dışarıdan çok rahat. 3 dakika oynayamaz 3 dakika. 3 dakika. 5 dakika, 5 dakikada 2 hareket yaparım çıkarım. 3 dakika oynayamaz. 5 dakika oynarım abi. 3 dakikası da yeter ya Serhat'ın. Bu ne abi, basketbol mu 3 dakika geri çıksın? 3 dakikada ne yapacağız? 3 dakikada top gelmez bize. Sen şimdi Sergen Hoca isteseler olmaz mı diyorsun gerçekten? Bence gerek yok abi. Niye mesela? Biz niye böyle bir isimler dolaşıyor? Mesela Yılmaz Oral çıkıyor beni bir başkanla görüştürün ben bir geleyim diyor. Nereye geliyor abi? Niye Fenerbahçe Serhat böyle? Serhat böyle isimler çıkıyor biliyor musun? Dedi ya bana da dedi. Dedi bana da dedi diyor. Net konuşuyor. Ya beni bir başkanla bir görüştürün. Yılmaz Hoca hep tehdit ya. Yılmaz hep Hoca olmayan en büyük sevdası Fenerbahçe. Evet tamam ama. Ve bunu hiç gizlemez. Ha, çünkü şunu biliyor Fuat abi. Formayı koy Fenerbahçe 2. 3. 4. ya da 1. onu biliyor. Biliyor. Beşiktaş için de bu geçerli, Galatasaray için de geçerli, Trabzonspor için de geçerli. 11. sırada Galatasaray. Yani evet de geneli ne yani? Nihat bak şunu söylüyorum. Bu sene ekstra bir Yılmaz şey Hoca hem çok severim hem de bütün yazı beraber geçiririz aynen falan. Ama ona da söylediğim şeyi burada söylemekte çekince görmediğim için ifade ediyorum. Ya Yılmaz Hoca'nın birileri üzerinden bu tasarrufa gitmesine ihtiyacı yok. Yılmaz Hoca zaten bu ligin kalbur üstü hocalarından bir tanesi değil mi? Evet. Talibim demesi zaten yeterli olur yani. Talibim dediğin dakika beni başkanla görüştürün. Ne olacak ki görüştürün? Gündeme hiç gelmiyor. Ama ya da gündeme gelmiyor. Hep gündem. Adam koyun, ama bir dakika, bir dakika bitireyim. Müsaade edin bitireyim. Ama şansı var. Şöyle şansı var.
Görüşebilse hakikaten şansı var Yılmaz Hoca'nın. İkna edebilir. Pereira ikna edebiliyorsa Sayın Başkan'ı, Yılmaz Hoca hayli hayli eder. Bence o yüzden görüşmüyor başkanı. Çünkü ikna olman için ne gerekiyor? Sordum ben onu ya Fuat abiye bizim yayında. Hı. Sana da sorayım. Fenerbahçe yorum yapıyorsun. Basit. Pereira ile anlaşmak istediğini söyledi Ali Başkan. Çağırdılar, görüşüyorlar. Ne sormuş olabilir Pereira'ya? Hoca kadromuz bu. Evet. Bu kadroda, bu kadroyla tasarrufun ne olur? Pereira'dan ne çıkar? Bu kadro şampiyon olur der değil mi? Tabii. Mesut var elinde. Zaten ikinci olur, üçüncü olur, dördüncü olur diyen adam... Yok zaten... şampiyon der Banko. Starları da söylemiştir ama. Bak eminim birisi demiştir ki bak Van Persie'yle problem yaşadın. Elimizde Mesut Özil var, İrfan Can var. Onlara da Pereira şunu demiştir. Hepsi bende, sen hiç karışma başkanım. Hepsini sonradan oyuna alacağım demiştir. Yok hepsini ben kral yapacağım burada demiştir. Ben de öyle hoca olurum. Ama halbuki öyle bir hoca değilim. Yapmadı ama işte. Ama bunu Ali Koç'a bir kere olmadı ki. Dördüncü sezon her sezon aynısı oluyor. Serhat, 3,5 sene 8. hoca. Şimdi düğmeyi nereden ilikleyeceksin? 8 hoca. Tamam mı? İlik yanlış iliklendi evet. Ya. Şimdi hepsini açacak mısın? En üstü doğru ilikleyip öyle mi devam edeceksin? Yoksa bir yanlış ilik daha düğmeye geçirecek misin? Orası önemli. Gelecek hoca bu yüzden. Bak senle başkanla ilgili bir şeyimi anlatayım burada. Belçika maçına çağırdı beni, Anderlecht maçına. Başkanla oteldeyiz. Nerede maç? Anderlecht. Belçika'da. UEFA Ligi maçı. Şampiyonlar Ligi mi? Yok, UEFA maçı. UEFA. Anderlecht diyor. Anderlecht'te. Anderlecht diyemediğiniz için biz zorlanıyoruz. Şive var orada. İkinci sezon Anderlecht. İlk sezon olması lazım. İlk sezon olabilir. Evet. Freyler falan vardı kadroda. O kadro. Efsane kadro. Ayhan efsane kadro. Elimi koyamıyorum şuraya korkudan abi ya. Abi, konuşuyoruz. Tam böyle durumlar değil. Kravat giymiş abi, tamam mı? Onu anlatacağım şimdi. Tam kravata şey yapıyor, dedi ki Serhat dedi, hayatımda dedi ilk defa kravat giyiyorum dedi. Dedim niye başkanım? Bana dedi totem yaptırdılar. İlk sezonu UEFA maçında. Başkan Ali Koç mu diyor bunu? Evet abi. Başka Ali Koç yok ki, bir tane var zaten. Düşünsene abi, yani şimdi gerçekten başkanı yanlış yönlendiriyorlar. Ve futbol yani o kadar kendini kasıyor ki şimdi ne demek abi totem yani kravat giyince birisi demiş ki başkanım kravat takarsan kazanırsın şimdi. Ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Ya Serhat. Koskoca Serhat. Serhat. Kazanamadılar onu. Serhat bir şey diyeceğim. Kazanamadı değil mi? 2-2. İyi ki kazanamamış. Serhat bir şey. Oyunca kravat takacak olacak. Serhat bir şey diyeceğim. Bak hani Ali Koç'tan bahsediyoruz. Ama bak şimdi bu Ali Koç. Yani önemli fark bir isim etmiyor ya. Mu şey, önemli bir isim tamam mı? Ama ben, mesela şimdi Ali Koç da şunu fark ediyor. Önemli bir isim. Fenerbahçe'yi de çok seviyor ama futbolu çok hakim değil. Ben Ali Koç olsam aynı. Ben aynı fikirde değilim seninle. Hakim olduğunu düşünüyor başkan. Çok iyi bildiklerini düşünüyor. Falet transferinden belli. Ama bak onu kendisi bence birileri çok iyi bildiğini düşünüyor. Bence onu başkaları yönlendiriyor. Pereira ismini bence başkan... Ama niye bu kadar etkileniyor hani? Ya zeki bir insan olarak Kemal Adem'i demişler. Başka bir isim söylemiş. Başkanı illa Kemal Adem'i al demişler. Kim demiş? İbrahimovic denildi ya. Senin kulübün içinde tesis bağlantısıyla ya da futbolcular bağlantısıyla bağlantıların yani oradan geldiğin için daha kuvvetli olur. Bir şey sorayım. Ben bir şey duydum. Yani çok %100 emin değilim ama çok güvenilir bir kaynaktan duydum bunu. Şöyle diyor. Bir yapay zeka bütün transferleri o yapmış. Yapay zeka. Ya bilgisayardan. Yani işte öyle bir havuz var. O havuzdan gelen o Silimaniler, Ayevler, Freyler, Merişyalar hepsi yani. o havuzun içinden gelmişler. Tamam mı? Şimdi olur. Teknolojiye ben o kadar teknolojik bir adam değilim. Hatta evet. Dijital iş değilim. Dijital iş yapıyoruz. Analogum ben ama öbür tarafı şu. Teknolojiye açık olmak lazım. Kabul ediyorum. Bunun da nimetlerinden faydalanmak lazım. Denedin olmadı. Denedin olmadı. Hala dener misin yani? Dünyanın yani geleceği var. Şu anda Fenerbahçe'ni hoca aranırken o havuza bir daha başvurur musun mesela? O havuza başvurup bir santrafor alır mısın hala? Nasıl büyük fırsat kaçırdı? Böyle yaslanacaktı koltuğuna. Sırtını yaslayacaktı. Emre Belözoğlu'na her şeyi bırakacaktı. Sahiçiydi, transferdi. Gözü arkada kalmadan basit. Bu işi bitirecekti. Bu kadar basit. Boşu boşuna kendini de tartışılır ya. Hale getirdi. Ama teknik direktörü geliyor işte, gidiyor. Anlamsız işler. Başkan tek hiç başına o kararı vermiyor bence abi. Bak gerçekten sen çok güzel söylüyorsun ama şimdi sen başkansın.
ve sen diyorsun ki Emre Belözoğlu bu işi bence başkan yapar. Kendi başına kararı veriyor. Ben diyorum veriyor. Ki ben de senin Ali Koç figürü ben de bunu anımsatıyorum. Daha iyi diyorum. İşte orada gidiyor başkanım. Bence Emre Belözoğlu'na göndermeye niyetlendiği gün aklında hiç kimse yoktu. Serhat. Ben sana hiç kimse Serhat. Yok. Ben sana evet. Şahit Aziz Yıldırım K-Yenim. Kendi başına evet. Karar veriyor Sivas muydu? Sivas mı? Abi en son karar Aziz Yıldırım'da kararıyordu ama Aziz Yıldırım'ı mesela rahmetli Can Bartu'yu, Cemil abi, Cemil Turan'ı bunları evet. Dinliyordu ve danışıyordu tamam. Abi. Çok doğru. %100 haklısın. Danışıyordu yani. Ali Koç bence kendi başına karar veriyor. Evet. Tamam. Etrafındakiler etkiliyordu. Peki yanlış. Ama mesela sen en son karar bence yanlış. Onun diye düşünüyorum. Yanlış olduğunu söyleyecek birisi var mı? Yok. Varsa da söylemiyorum. O cesaretli birisi yoksa bilmiyorum. O Fenerbahçe camiasının sorunu. Cesaretle alakası söylemeliler bence. Mesela başkan diyor ya. Yanlış. Evet. Başkan Kemal Adem'i diyor çok ya. Çok büyük camia Fenerbahçe ya. Ben de diyorum bak, ki. Trabzonspor fersah fersah önde Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Trabzon zaten. Geleceğiz. Önemli yani, başlıyor. Trabzon'un finalde ihtimali yok. Onlar biraz uzakta ya abi. Oraya Mars'talar onlar. Evet. Onlar Erman Mars'talar. Nerede halay tepiyorlardı? Onlar Mars'a vardı. Uçakta. Zirvede. Zirvede. Öyle aşık Erman Mars'a vardı onlar. Halayı gördün mü uçaktaki şeyi? Evet, Horon'u gördün mü? Horon'u. Zirvede. Horon Şefik abi oynuyor. Bizim zamanımızda da oydu masa. Gel gel abine çıkacaksın. Ya bir düğüne gittim Trabzon'da. Herkes horon oynuyor erkekler. Ama nasıl oynamak? Ya o an bilmek istedim o oyunu yani. Çok istedim. Böyle bir keyif çok istedim öğrenmek beceremedim. Müthiş bir oyun. Ben hiç müthiş. Beceremiyorum abi oyunu. İyi kardiyo bu arada. Yarım saat oynasam. Senin oynarken de koordinatördün kötüydü. Kötü değil abi. Ben koordinasyon iyiyim. Denedin mi? Koordinasyon işi ya. Koordinasyon yok denemem. Nihat'ın çok iyidir mesela. Ben oynarım. Ben zaten giriyorsun diyorum ya. Oynama ihtimalim yok. Oynayın diyormuşsunuz oynayamıyormuş. Peki Trabzonspor'un performansında konuşmamız lazım. Ya Trabzonspor şimdi Trabzonsporlu izleyicilerimiz hep bize kızıyor. Niye konuşmuyorsunuz? Biz çok konuşuyoruz. Ya konuşuyoruz. Malzeme yok malzeme. Malzeme her şey çok iyi çünkü. Dahası yok dahası. Yani, dahası futbol yok. Futbol programı denince aklına ne geliyor biliyor musun Fuat abi insanların? Hı. Eleştiri. Evet. Futbolun övünce. Doğruları konuşulduğu zaman bizi yeterince konuşmuyorsunuz diyorlar. Ya tabii. Sende bir problem yok ki. Tabii. Bizim işimiz elindeki kadro ya makine düzeni gibi evet. Bir düzen var. Şimdi Vakayemesiz kazanıyorlar. Tabii. Stoperi yok kazanıyor. Uğurcan yok yo, kazanıyor. Yo eleştiriyoruz Abdullah Hoca'yı da. Yani ya, eğer olursa yanlış bir şey olursa evet, eleştiriyoruz yani. Mesela. Acaba burası böyle olsa daha mı iyi, daha mı verimli yalnız olur diye. Yalnız bir açıklaması diye. Var Tümer abi. Bana göre iyi bir teknik direktörün kendisini nasıl belli edeceğiyle alakalı. Dedi ki biz maçtan sonra bir haftada 3 maç olduğu dönemler için maçtan sonra hemen oyuncuya bir test yapıyoruz. Kanındaki laktat oranı şu bu yorgunluğuna bakıyoruz. Bir sakatlanma sonraki maç için riski. Bir sakatlık riski var mıdır? Yok mudur? Rotasyonu da buna göre yapıyoruz dedi. Yani rotasyon, oynayacağı takıma göre, oynayacağı değil, takımdaki oyuncuya göre değil. Değil. Yani bu nedir biliyor musun abi? Rotasyonu doğru kılan kriter budur. Hani bazen ne Fatih Hoca diyoruz ki niye rotasyon yapmadı? Pereira niye fazla yaptı? Bilmem ne. Pereira de o alet abi elindekine abi. Bak. O alette sıkıntı var. Pereira de o alet bozulmuş diyor. Bizde o alet abi bozuk çıktı Fener'de maalesef. Ben rotasyonlarda sıkıntı oluyor. Ben o yüzden o bizde bu sene maalesef. En iyiler oynamıyor değil mi? Sıkıntı oldu evet. Hep sakatlık riski var. Mesela, aynen öyle ama aslında Belkos'un, durumu iyi ya. Bu alet oyunu almıyor onlara dikkat ediyor. Sosa'nın taktosu çok yüksek. O yüzden laktosu Trabzon'da bir daha başarılı. Sosa'nın genlerinde belki sıkıntı var. Onu, Fuat abin dediği gibi o laktoz oranı, laktik asit oranı ama çok mu yüksek doğru. Çıkıyor Trabzon, acaba? Avrupa, İdmanda mı çok yoruluyor değil mi? Için, bence rotasyonu daha rahat ama mesela rotasyondan ziyade Vakayeme Beşiktaş maçında ısrar edip çıkartması bence Abdullah Avcı burada çok artı kazandırır. Böyle çok maçı var. Daha yeni taze. Ve maçı çeviren oyunculardan bir tanesi Vakayeme. Altay maçında hep oyuna ikiyor. Aynı Vakayeme Fenerbahçe'de 60'ta çıkmıştı abi. Basitleştirmiş değil mi? Çok zor bir şey bu. Evet. Hani bu basitleştirmek meseleyi. Hani kant haline Fuat bakıyor abi, bir dahaki maçta. Trabzonspor'da tartışılan yıldız var mı? Yok. Yok. Bu kadar. Yok. Yedekler bile kazanıyor. Bir dakika. Yedekler dedi. Yedekler. Bana Trabzonspor kulübesinden birini söylesene.
Bu hafta Bakasetas aslında. Goyta giriyor. Yeri geliyor Siopis giriyor. Evet başka? Yusuf Sarı geliyor. Bak Yusuf Sarı. İki tane. Siopis bu hafta Bakasetas girdi. Hep aynı konu. Dorukhan rotasyondan girdi. Abi bu kadar kulübe gücü az olup bu kadar verim aldığın bir ilk yarıyı oynayamazsın yani. Şimdi biraz güçlendiği dakika kadro. %100 katılıyorum. Çok rahat kotarırlar yani. Çok rahat. Ben Ronaldinho yokken ofansif anlamda %60'ı yok olan bir Trabzonspor'dan bahsettim. Trabzonsporlu taraftarlardan özür diliyorum. Bir Hatayspor'u ilk 45 dakikası izledim. Cornelius'lu, Canelli'li. Öyle mi? Sol tarafta yani? Hamşikli, Dorukhan'lı. Yeri geldiğinde Abdülkadir'in oyuna girdi. Bu takım bir ya oyuncuya mecbur ya değil. Ronaldo burada da Abdullah ya Hoca'ya yazar bu. Gerçekten. Öyle yani mi? Bilerek mi? Ben Vakayeme'ye Ronaldinho diyorum. Ronaldinho diyor. Ben ilk defa duydum bunu. Ben Ronaldinho ben. Uğurcan'a bu fonu duydum da. Uğurcan'a bu fon tamam. Vakayeme'ye Ronaldinho. Erman'ım. Ya sıfırdan o çalımları uzak köşeye bırakmaları, okay, topu iyi tutması. Ben de Ronaldinho ya. Gerçekten. Ben de düzeltiyorum ha. Yok Vakayeme diyorum. Vakayeme yok canım. Olabilir yani, sorun yok. Yılbaşı hakikaten çok iyi futbol. 2 sene oynadı ama bence dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesiydi Ronaldinho. Katılır mısın? Ben abi yetenek olarak ben gerçekten abi. Hani karşılıklı oynadı. Messi, Cristiano Ronaldo bunlar Allah bir şeyler vermiş ama Ronaldinho bambaşka bir şeydi. Ben sene işte Mbappe inanılmaz bir futbolcu ama olağanüstü. Ronaldinho her zaman fenomen Ronaldo'yu söyler. Sihirbaz diyor ya. Bana göre ya, Ronaldinho. Fenomen Ronaldo tam başka bir spor ama ben Ronaldinho kadar farklı. Ronaldinho çok özel bir Erman, Cristiano Ronaldo diyorlar ya, hepsine saygı diyorum. Ben de mesela gerçek Ronaldo fenomen Ronaldo'dur. Nasıl uzadı gitti yanından ama yetişemedin. Bir de abi hızlıyım diyorsun. Abi kendimi çabuk zannediyorum. Bir de hızlıyım diyorsun. Fuat ne abi olacak? Tuşu varmış. Öyle mi? Spor tuşuna bir bastım. Balta kademeye gir dedim. Abi bu nasıl çabukluk? Ben şok oldum ya. Müthiş geçemedi. Müthiş abi kesti onu. Paylaştı değil mi bir ara? Biz bittik canım. 10 sene yaşadık olayı. 10 sene o müdahaleyi konuştuk. Bu topu kesti. Müdahale. Anlat bir sen. Abi yani. Sene diye başlayıp. Manchester'da oynuyordu. 5 yediğimiz maçta. Deplasman. Olur öyle şey. Cristiano Ronaldo yedekti ilk maçta. Deplasmanda Rooney'i almışlardı. Rooney 3 tane mi 4 tane mi? Kötü kaldırmış ya. Cristiano Ronaldo yedek, Rooney oynuyor. Abi Ferguson bence çok iyi yazıldı Cristiano Ronaldo'yu. Cristiano Ronaldo o zaman yedek falan böyle çok şeydi yani. Vücudu falan inanılmaz. Bak Cristiano Ronaldo bence çalışarak olan bir futbolcu. Doğru. Messi de Allah vergisi bir yetenek. Ama benim ruh hastası, ruh hastası Fenerbahçeli bir arkadaşım var. Kendi çapında da böyle menajerlik oyunu diye bir şey mi var? Bu bilgisayardan bilmem. Onda da böyle herif acayip. Evet. Uzay yani başka bir yerden inanılmaz. Her sene o kazanıyor şampiyonayı falan. Daha piyasaya adı çıkmamış. Dedi ki bir buçuk sene sonra dedi bir tane oyuncu gelecek Cristiano Ronaldo diye dedi. Tamam mı? Portekiz'den. Ve dedi böyle bütün rakamları alt üst edecek. Bak daha hiç kimse bilmiyor. Literatüre düşmemiş. Belki alt gruplarda oynuyordur orada burada. Abi bir buçuk sene sonra Manchester United ve başladı dedi. 25 senedir götürüyor 20 senedir. Abi o dönemde Portekiz'de Quaresma var, Ronaldo var. Quaresma Ronaldo'dan önde gözüken bir yetenek ya. Abi nasıl Quaresma da büyük yetenek. Ama o da büyük böyle yetenek. İstikrar Allah olur mu abi ya? Böyle istikrar olur mu? Robot yani? Robot. Direkt. Abi bir tekme yersin. Burada Cristiano mu Messi mi abi? Bence Cristiano Ronaldo. Dünyanın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo. Ben Messi. Çünkü Messi uzaylı. Ronaldo. Kaçırdım bir dakika. Acele ettim. Çünkü Messi uzaylı. Messi insan. Ben Messi'ciyim Erman. İnsan değil Messi. Evet. Ya ben Messi'nin yeteneğiyle kıyaslanabilecek kadar çalışan bir oyuncunun hakkını vererek söyleyeyim. Tabii ki Messi ama onunla kıyaslanabilecek kadar bu kadar özel çalışmayı kim barındırır? En çok takdir ettiğim Fuat abi sen ne diyorsun? Evet. Soru şu olmalı ama. Soru şu olmalı. Messi mi Fuat abi? Bak hayır soru şu olmalı. Dört oldu teknik, sen. Ben Ronaldo. Ben ama şöyle soru şöyle olması lazım. Sen fenomen Ronaldo. Hayır Cristiano Ronaldo. Peki Paris Saint Germain'deki durum? Şu an hocayız hepimiz. Takıma bir tane transfer hakkım var. Messi mi? Ronaldo mu? Ben Messi. Ben de Ronaldo. Hiç kusura bakma. Ben seninle beraber. Bak Ronaldo'yu. Ronaldo'yu. Şöyle niye biliyor musun? Ronaldo çünkü komple futbolcu abi. Bak kornerde, free kick'te her yerde var.
Şimdi Messi bence Messi'nin yanına... Peki ki hangisiyle fotoğraf çektirmek istersin? Hiçbirle çektirmem. Yok işte mesela ben, diyorum yani. Ben Ronaldo'yu çektirmedim. Ben Ronaldo'yu çok sempatik buluyorum abi. Biglia'da, bak, çok Biglia'da da, var ya bak, Lucas bak, bir Biglia, şey söyleyeyim mi? Karagümrük. O da benim takım arkadaşım. Hı. 20 yaşında transfer oldu. Messi'nin de kaptanıymış bir takımda. Hı. O da diyor ki Messi inanılmaz bir insan diyor. Bak çok gerçekten samimi böyle. Evet. İnanılmaz bir insan ama bana soğuk geliyor mesela. Sosyal medyada dışarıda. Serhat ben sana Cristiano bir şey söyleyeyim. Çok o arkadaşım geliyor. Messi konusunda yanılmış. Messi bence saha dışında evet. Cristiano Ronaldo'dan daha egolu. Cristiano Ronaldo değil daha işte sempatik. Ama sahanın içinde sahanın içinde Messi derim ben. Ama sen... Messi'nin saha dışındaki tavırları Cristiano Ronaldo'ya göre daha egolu diye düşünüyorum. Şunu düşünmüyor musunuz? Ya? Abi, ego başka bir takımda daha başarı olmadan... Abi de artık yeter onu konuşuyor. Mesela adam... Öyle değil mi abi? Ego diyor abi. Düşünemiyorum abi. Ben tuvalet kağıdını sektirirken çizgi videosunu izledim oradan karar verdim. Yok abi hayır. Egolu diyorsun aklıma Pereira geliyor. Şimdi Messi'den Pereira'ya geçer. Ya yine oradan da mı Pereira'ya geçti? Abi egolu diyorsun aklıma. Ömer abi oradan da Pereira'ya geçti. Sen bir şey söyleyecektin abi. Çok iyi bir psikolog arkadaşım var. Seni yönlendireyim oradan. Sen bu duygudan bir kurtul. Söyledi o biliyor musun? Sen bu duygudan bir kurtul. Seni yormuş Pereira. Tamam katılıyor musun? Söyle bana. Söylediklerine katılıyorum. Toplayıp mesela Fuat abi hepimiz bu probleme gideceğiz. Diyeceğiz ki elimizde Mesut Özil var. Bu var bu var. Sonuç bu. Psikolog bizi kovar. Ya seni, Pereira'yı da alın gider der. Seni, yani. Seni ben sana hak veriyorum ama. Tedavi edebilir miyiz ya? Pereira'yı tedavi edebilir misin bu olayı? Oğlum babanla falan tanıştık önce. Güzel ailem var. Aile bak, yapın güzel. Mutlu, belli biliyoruz. Mutlu. Olamıyorum abi. Bak şöyle yap. Şöyle yap. Bizde zaten gidenin arkasından konuşulmaz. Bırak bu kadar konuşma. Gitti adam artık. Abi gidince bende de böyle kurtul, bir kurtul o duygudan. Kurtulmam lazım. Kim abi. Giderse gitsin. Böyle bir üzüntü olur ya. Bir travması var abi. Ama ben de onu yaşıyorum. Hani sanki bu, kötü gün dostu. Bu akşam, bak, bu akşam yeni bir başlangıç. Burada 5 tane mini attılar Galatasaray'a, Real Madrid. Semih oynuyor bizim, stoper Semih Galatasaray defansında. Ben de maça gitmiştim. 3 tane falan attı Serhat. 4. gol, yani 88, maç 4-0. Ronaldo'nun attı. Ronaldo attı. Evet, biliyorum hatırladım maçı. 4. gol için ceza sahasının içinde bir top oldu. Hani böyle bir havuza top düşer ortaya. Stoper oradan baltayı çıkarır. Sen de ayağın ucuyla dokunup kendine pozisyon çıkarman gereken bir şey var da. Dakika 88 abi. Semih baltayı çıkardı. Bu ayağın ucunu koydu. Oradan arkadan darbeyi yedi ama 4. golü attı. Bak 3 tane atmış zaten. Benim kafama silah dayı oraya ayağımı sokma bu dakika. Sakatlanırım dersin. Ama ben de gerçek Ronaldo, fenomen Ronaldo'dur. Bilmiyorum arkadaşlar ne der. Bak Ronaldo... Cristiano'ya çok saygı duyuyorum. Abi ama ben de fenomen Ronaldo çok başka ama bir şey. Bunu söylemen lazım. İzleyebilir bunu çünkü Cristiano bozulabilirdi yani. Yani bana diyebilir. Mihat, por favor. Por favor, siempre he sido un jugador. Pero por qué no me gustas tanto diyebiliriz. Burayı da çevirsin arkadaşlar, iş çıkardım ama sorun yok. Hani ben Ronaldo'ya saygı duyuyorum. Adam robot bir kere. Şişt, Almanca bir ama... şey söylemen lazım artık. Almanca ben de döve... Fenomen Ronaldo. Abi ben de döve buradan Almanca mesaj okuyacağım. Burası bir robot. Ne diyeyim abi şimdi döve? Löv seni çağırsın da ekibinde olursun değil mi sen? Ben Löv çağırırsa derse ki ben gerçekten... Fenerbahçeliler için bu bence çok önemli. Almanca hazırım bekliyorum desene. Bekliyorum desene. Göre hazırım da. Abi, ne demek bekliyorum Almanca? Almanca yanlış anlaşılan bir dil. Ya bekliyorum ne demek? Şey, biraz Türkçe'ye benziyor. Hadi keseli var. Bekliyorum desene. Almanca. Çok sağa sola olmaz. Bekliyorum desene Almanca. İşvate diyeceksin. İşvate. Evet. Ama gördün mü? Basmanstur lo. Aksa adama. İyi güzel konuşuyor. Basmanstur lo. İşvate. Benim biraz dil şeyim iyi. Hani şimdi ben İspanya'ya gittim. Gerçekten A demeyi bilmiyordum. 4 ay ya da 5 ay sonra İspanyolca basın toplantısı yapmaya başladım. Ama yapmak zorundaydım. Çünkü yanımda tercüman yoktu, bir şey yoktu. Öğrenmesem oraya adapte olamayacağım. San Sebastian da güzel yerdir. San Sebastian evet. Hakikaten abi. Efsane bir çok abi. Güzel yemek yenir orada. Evet. Yani bir gün ağırladı bizi orada kardeşim sağ olsun. Çok iyi. Güzel yer gerçek. Yanaklarım ağrıdı. Fatih Hoca da var değil mi galiba? O da nerede? San Sebastian'ın Fatih Hoca. Ağladığı dönem bir şey. Yok yok yok. Şey, yok, yok, siz yok. Bir... Ha, şöyle vardı Fatih Hoca. Evet.
2002-2003 hani Galaktikos'ta şampiyonluk yarışına girdik ya. İşte bizim gruba Fatih Hoca denk geldi. Hani Galatasaray. Ha, geldin sen Olympiakos'ta. Olympiakos. Olympiakos'ta oynadın tabii, değil mi? Thomas'a bir bacak arası atmıştık. Kovac'a bir çarşı. 2-1 yenmiştik Galatasaray'ı. İçeride de berabere kaldık. O grupta Juventus, Olympiakos, Galatasaray. Bir de kim vardı? Yine Trabzon'u konuşamadık. Evet. Yine PR'e. Konuştuk bayağı. Konuştuk. Evet, Trabzon'a ama... Trabzon'a bir şey söyleyemezsin abi şu an. Şu an yani... Her şey yolunda. Yani bence hak ediyorlar. İnşallah da şampiyon oldular abi. Ne diyeyim ben çünkü... Bir santrafor almaları gerekiyor mu devre arası? Bence abi ben... Canini mi? Onu ben çok beğenmiyorum abi. Sol bek almalı. Kimi? Canini. Beğenmiyorum abi, bilmiyorum. İyi oynuyor ama. İyi Sarar. Oynuyor abi. İyi oynuyor. Ama ben bence mesela böyle... Böyle Vakaya mı, Hamşik, oraya başka bir şey olabilir abi. Bak kim yakışır biliyor musun? Bahsettiğin seviyeler, evet başka bir seviye ama Canini çok yararlı. Batshuayi al mesela, Batshuayi al. Yıkılır mesela, onu demek istiyorum. Ben de o etkiyi yaratmıyor. Bana göre forvet attığına yapılacak. Beni mesela Batshuayi heyecanlandırıyor. Tek bir tane. Buralı. Beni heyecanlandırmıyor. Beni heyecanlandırıyor. Çok gol kaçırıyor mesela. Ama birazcık da hocaya da bağlı abi. Cornelius atıyor ya. Yok abi ya çok iyi. Ben seviyorum öyle. Canini bence yararlı oynuyor. Yani. Çok yararlı. Rakip defansı böyle yoran, tek saldıran santrafor seviyorum ben. Diyeceksin ben ki Trabzonspor, bence iyi adam. Trabzonspor bir tane transfer yapacak. Sadece bir tane. Edin Visca. Altına imza attım. Başka sen diyorsun ya çok gol kaçırıyor. Abdullah Hoca da hiç çalışmadı onunla değil mi? Hayır ondan değil. Set hücumu, çabuk hücumu, her şeyi yapıyor. Cervinho'nun sakatlığı net bir Edin Visca çağırıyor. Sadece bir zaman git takıma karşı gol oynar Edin Visca. Geçiş oyundan müsait, set oyundan müsait. Ama Emre ile arası herhalde çok emin. Şu an tek bir transfer ya. Bir tane. Başkasına da para harcamasına gerek. Bir de sol bek lazım. Sol bek. Sol bek şart. O ismini söyleyemediğim oyuncuyla olmaz. Trondsen. Niye bak söylüyorlar. Bir daha söyleyeyim. Trondsen doğru mu? Yalnız Edin Visca'da her sene büyük takımlarla adı anılıyor ve hep Başakşehir'de. Bakalım. Servis hep çok yüksek. Şu an bence Emre'nin onun keyfi yerinde ya. O bir yere oynamaz bence. Yeni yıl programımız bitti. Çok güzel, çok neşeli, eğlenceli bir program oldu. Ağzınıza sağlık. İzleyicilerimizin de yeni yılını kutluyoruz. Yeni yılda da eğlenceli, güzel programlarla birlikte olacağız. Sağlık, sıhhat, huzurlu abi. Evet, sağlıklı, mutlu yıllar. Bir de şöyle havai fişek falan bir şey patlatsaydık ya. Hindi evet gelmedi ya. Hindi gelmedi. Onun abi, bir her şeyden birer parça tatlı. Bir hindi bir de dansözsüz olmadı ya. Hindi. Fuat abi işte insanlar böyle normal olarak Allah'ım bana para ver, pul ver, ev ver, bark ver, araba ver diye dua ediyorlar ya. Allah o dua edenlerin hayırlısı neyse onu versin. Evet. Diye programı ben abi Allah istedim. Kimseye Pereira gibi bir hoca vermesin. Yine döndük. Bu adam da Pereira'ya döndü. 2022'de herkes mutlu olsun diye. Allah Allah. Tedavi masrafını ben karşılayacağım. Yönlendireceğim seni. Senin kurtulman lazım. Kurtulamıyorum abi. Öfke yükse değil. Güzel kardeşim. Bırak. Pereira mesela. Nasıl yordu seni? Her şeyim Fenerbahçe diyor ya. Sabah akşam. Benim de sabah akşam Pereira. O orasını hesaplayamadı. O kendince Fenerbahçe'ydi. Bizimki oydu. ...2022 Banko senin yılın olsun, yeni yılın kutlu olsun. Hediyen Tuttur'da almayı unutma. Tuttur'la Natspor yılbaşı keyfi sona erdi.